tıpçıdır. Vallahi. Şey, bulayım onu da. Neydi o? Bak şurada mı yazmıştı? Diyor ki sebebi bilinmeyen, yani bilmiyoruz. Ne olduğu tanımlanamayan, neticeleriyle kendisini bize ifade eden, bu olunca tabii kökenine varılamayan, tanımlanamayan, yani kısacası askeri alan. Askeri alana ne deniyor? Dikkat. Tehlikelidir. Tehlikelidir. Girilemez. Çünkü mayın midir? Nerede ne mermi geleceği, nereye yol gideceği belli olmayan alan askeri alandır. Tıpta ben bunu tanımlanamayan, burada ifade edilemeyen, ancak neticeleriyle, yani hastalık olarak karşımıza duran, sebebi bilinemediği için sonuç var, sebep olmadığı için kökenine varılamayan hastalıklara psikolojik diyoruz, paket diyoruz, bırakıyoruz. İfade edemiyoruz, bunun adı psikoloji. Ayağım yanıyor, psikoloji. Başım kaşınıyor, psikoloji. Kemiğim içi yanıyor, psikoloji. Ölüm korkusu, psikoloji. Psikoloji. Kendimi kötü hissediyorum, psikoloji. Nasıl, neymiş ya, ne ettiğim bir şeymiş ya bu? Bu şey çok acayipti abi, bahsettiğiniz. Görmüyormuş ya 50 yaşına kadar. Aynada kendini görmüyor. Turufu mukatta'yla görmeye başladı. Evet. Yani çok acayip abi. Ben bizzat kayıt yaptım. Kayıt yaptım ha şey Tobe şey kadın olduğu için sesini almadım. Yanımdaydı ya o. 50 seneden beri aynada kendisini görmüyor. Tıpta dünyada bu niza var mı? Sizi de görmüyor şu an. Aynada kimseyi görmüyor. Aynada bir şey yok. Yansıma. Ama beni görüyor. Beni düz görüyor. Aynaya geçiyorum yok. Ben size yalan söylemiyorum. Yeri de belli. Şu tut kart. Ben yokum. Aynaya bakıyor yok. Hadi bakalım. Bak şimdi. Neticesini görüyor tıp. Hastayım. Kaşınıyor. Başım ağrıyor. Ölüm korkusu var. Sebebi var mı? Şu anda yok. Sonuç var. Sebep olmayınca kökenine varamıyorsun. İşte askeri alana. İçeride, evet buranın askeri alanı ama ne var içinde? Nerede cephane var? Nerede kuyu var? Nerede depo var? Nerede ne var? Bilinmediği için. Buna ne diyor? Askeri alan. Tıpta da askeri alana, yani sonucuna şahit olduğumuz, yani uydurukçasıyla tanık olduğumuz, sebebini de bilemediğimizden köküne varamadığımız hallere, paketle, bir paket ismimiz var, paket. Yapıştır, vur boyayı. Arabanın kaportası çürümüş. Maconu vur, üstüne vur boyayı, sat aşağıya, sat arabayı. Psikolojik, hepsinin nasıl bir şeymiş lan her şey psikolojik. Karnım ağrıyor dedi bir akrabam. Kaç ay olmuş, arkasına düşmüş. Vehimci olduğu için dibini bırakmamış doktorun. Yani nerelere kadar? Karnın ağrıyor. En son şuna varmışlar. Psikolojik. Karın ağrısı ya. Ölüm korkusu psikolojik. Tamam. Tik var. O pantolonu çıkarıyor. Öteki caddenin kenarında bu da pantolonu çıkarıyor. O kafasına vuruyor. Bu da vuruyor. Psikolojik. Birisi hasta olduğunu duysa. Bu da acayip. Bu da bizim Cemil var ya Cemil. Onun bacana. Duysa ki adam birisinin böbreğinden yeni çıkmış. Diyalize gidecekmiş ama doktor şöyle demiş. Eğer bir ay önce gelseydiniz, tetkik yapsaydınız, MR çekseydiniz bu olmayacaktı. Duymasın bunu. Osman'ım.
Osman'ım duymasın. Tamam, herhalde bende de o durumda artık ben de tam o huduttayım. Hemen ekonomisi de iyi, şey de iyi falan. Türkiye'nin bütün hastalıkları ve en iyi doktor uzman nerede ona sorun. Hemen ne yapıp gider hastanede yatağa tetikat yapılır. MR, check-up, bilmem şu hepsini geçirir. Doktordan şu kağıdı almak zorundadır. Başka yayma. Tamam, senin şu anda bir şey yoktur. Yetmez. En yakın gelecek hakkında da olmaz. Onu da yaz. Bu şey olmaz. Sana yakında bir şey olmaz sana. Biliyoruz ya. Ama onda şey işte durum. Peki bunun adı nedir hepsi? Psikolojik. Ölüm korkusu nasıl psikolojik olur ya? Ruhsal bir şeydir. Peki nedir? Allahsız bakmanın, Allahsız yorumlamanın, vazifeyi yapmamanın, ölüm korkusu gibi gözüküp günahlarından korkmanın ifadesidir Müslümana. Kafire ise, bak herkese değişik oluyor. Kafire ise geri dönüşü imkansız olmayan sonsuz hiç oluş, kayboluş, sonsuz yok olmak, sonsuz buğday çıkmaması, sonsuz senin adına daha güneş doğmaması. Senin adına bir daha su ebedi ve ezeli dostlarından ayrılmak. Sonsuz, sonsuz. Yılan çıyan akreplere yem olmak, unutulmak. Kariyer, şarkıcıydım, bilmem neydim. Bunların hepsi, kısacası kafire göre ölüm her şeyin zıttına inkılap etmesi. Müslümana ise her şeyin de zıttına inkılap etmesi. Müslümana da her şeyin zıttına inkılap etmesi. Nasıl? Fanidir, bekaya dönüşüyor. Elem var, elemsizliğe dönüşüyorsun. Fakirsin, mutlak zenginliğe gidiyorsun. Çok tuhaf değil mi? Psikolojik, tanımlanamayan, sonucuyla muhatap olup, yani burnun kaşınıyor, yok kanım ağrıyor, başım ağrıyor, sonucuyla muhatap olup, sebebi bilinemediği için kökenine varılamayan, askeri alan bölgesine, acizliğimizi ve cehaletimizi örten tabire psikolojik denilir. Paketi veriyor doktor. Psikolojik. Ne oldu? Çay iç. Varsa bir tane versene. En iyisi çay içeceksin. Peki arkadaşlar, iman olmayınca iyi dinleyin burayı da, ondan sonra serbest. Şeytanın cinleri erva habiseleri ve mevadi şerireleri imanla alakalıdır. Şeytanın ve kafir cinleri bilmedikleri için, kabul etmedikleri için istersen soğuktur, verme, daha verme. Isıttık abi. O zaman ver. He Osman, onların tahribatını bilemezsin. Cini kabul etmiyorsun ki. Tıp mesela bir sebep-sonuç ilişkisinde olan, iman kattın mı abi? Hayır. Sebep-sonuç ilişkisinde olan doktordur şunu abi. Şöyle bir hayal eder misin abi? Sen Alman doktorusun, Fransız doktorusun, Rus doktorusun. Cini, şeytanı, erva habisi, mevadi şeriyi, 4 tane. Kabul etmeyince onun yaptığı tesirle, yaptığı tahribatı bilebilir misin onda kaynaklandığını? Peki vücutta bu var. Vücutta netice bu, muhatap olduk. Şeytan ve cini kabul etmediğin için bu hastalığının sebebini nerede arayacaksın? Maddede. Onun bütün yükünü kendi şahsa veriyor. Şahsa veriyor. Senden kaynaklanıyor diyor. O yükü alınca o da... Mesela ölüm korkusunu kişiye veriyor. Kişi, ben de istemiyorum diyor doktor bey. Ölüm korkusunu ben de istemiyorum. Ama bende var. Sizden kaynaklanıyor. Bende niye yoktu? Onda da var. Ama bastırmış o adam. Yani ölüm korkusunun kökeni kişinin kendisidir. Kendisinde gözüküyor. Hayır, kendisinde değil. Kendisinde ama kendisi değildir. Ölüm korkusu. Ben rahatsız oluyor muyum bundan? Vesveseli sahnesine söylüyorum.
Ölüm korkusundan ben rahatsız oluyorum. O zaman benden değil. Ben rahatsız olduğum şey ben, sebebi ben niye olayım? Ha demek ki bana rağmen birisi bu sistemi aktif ediyor. Öyle değil mi? Öyle geçmiyor mu? Şeytanın sözünü kendi sözü zanneder. Öyle değil mi abiler? Allah aşkına bu, ben ne diyorum biliyor musunuz? İmam Şafii demiş ki, öyle oturdum kusura bakmayın ya, ayağım şey olduğu için koltuğa oturdum. İmam Şafii demiş ki, Kur'an haşa, sıf vel asr, duymuşsunuz da bunu. Sıf vel asrısı gelseydi, bu bize Kur'an olarak yeterdi. Bir tane de herhalde Gazali'ye veya Celaleddin Suyut'in bir tanesi de şunu demiş. İhlas suresi gelse yeterdi. İki tane fikir var böyle, başka yok. Ben de Risale-i Nur talebesi olarak diyorum ki, Risale-i Nur külliyatı gelmemiş olsa, vallahi 13. lema gelseydi yeterdi. İnsan istikametli ve mutlu yaşaması için bu yeterdi. Mesela bir üniversiteli veya bir kardeşimiz, Nurcu bir kardeşim, abi tez yapmak istiyorum, tez. Araştırmak istiyorum. Kelime babında her kelimeyi bana bir risale söyle ki her kelimeyi toplama yapayım. Uzmanlaşayım. Miraç derler değil mi? Ene derler. Ruh derler. Hayat derler. İnsan nedir derler. Git onu derler. Hayır. Ben derim ki 13. lemayı. Şeytandan istiaze risalesini. Bu hafta gidersin abi. Öyle mi? Yani çünkü şeytandan istiazi olabilmesi için fizik ve metafiziği çok iyi bileceksin. Mülk ve melekutu, zahir ve batını, beden ve ruhu, ilişki ve çelişkilerini, tevhid kavramlarını çok iyi bileceksin. Tevhid neydi? Allah'ın birliği değil ha. Lugatı o. Ne? Zıtların cemi, birliği. Zıtların. Çünkü bana bir şey söyleyin ki zıtsız olsun. Mesela ben size söyleyeyim de ama kullandığımız pratik şeye bakın. Beyaz. Bak aynı doğrusunu söyleyeyim. Altını doldurayım. Bu beyazı göstererek. Siyah olmayan beyaz. Değil mi? Doğrusu bu değil mi? Gel. Duran kişi gel. İman. Kafirliği bırakıp iman eden. Onun için ilişki ve çelişkinin bütünlüğüne, ilişki ve çelişkinin yani kısacası zıtların kişideki bütünlüğe tevhid denilir. Hani Allah ile değil, kişiyle alakalıdır tevhid. Kişinin kendi aleminde zıtların cem olma halidir. Başkasına yükleme adı değil. He? Evet. Bunu yaz abi. Allah ile değil, kişinin kendisiyle alakalıdır. Bu ömür verilerek bu külliyat, kurban olurum. Kelimesine canım feda olsun. İlk yerde tevhid kelimesi Cenab-ı Hak için de kullanıyor sebebi o tevhid olan o şey zat var ya bize hitap ettiği için. Mesela şu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Muhammed diyoruz. Muhammed kişinin ismi değil, Allah varken hiçbir şey yok, ilk yarattığı çekirdeğin adı Muhammed'dir. Ama o kişi de tanımladığı için, o kişi de var olduğu için Muhammed dendiği gibi tevhid Allah için de deniliyor. Ama bunun denilmesinin sebebi bize hitap ettiği için bizdeki tevhide hitap ediliyor. Senin alemindeki zıtların cemi olan Allah. Zaten Allah denilir ama bizim dışımızda bir Allah'a verilen değil, Allah'a muhatap olan kişideki Allah'lık hakikatının bütünselliği, anlayışıdır yani. Yani gene Allah tabii ama alemimizdeki Allah, nefs-ül emirdeki Allah değil. Bendeki Allah. Herkesin tevhidi farklı. Allah ehad. Ehad gibi bir şey, evet. Kur'an'da ey iman edenler diyor ya. He he. O nasıl oluyor yani küfrü bırakıp imana gelenler? Ha aynı. Ey iman edenler, ey küfrü bırakıp da zıttığını kabul eden, beni onaylayan, ey kafirler, tabii her şey zıtların cemidir. Zıtların bütünlüğüdür tevhid. Mesela Allah'ın hariç de, bendeki Allah mesela
Birkaç yerde var külliyatta. Gördüm tabi Osmanlı'nın ama şu Allah'ın efal alemindeki zıtları işte tevhidimize zarar veriyor. O efal alemindeki esmanı meratiplerinin farklılığı kaynağın farklılığından değil, kaynağın cemidir. Mesela diyelim ki Cemil ismi, Cemal ile Celal birbirine çatışan. Hangisi galipse o onu mağlup etti zannediyor. Oysa ikisinin cemidir. Bu ikisinin hakikatta bütünlüğüdür. O bendeki karşılığı tevhiddir. Bendeki Allah'lık yani Rab, yani ehadiyet. Ben olmayan her şeyin beni oluşturması gibi. Yani harika bir cümle. Yani Harun olmayan, Emre olmayan, Osman bak, olmayan Ali. Ne güzel dedi, ben de niye güldü dedim. Bir de söyler misin bak ilk cümleyi? O bir de diyemezsin. Biraz. Ben olmayan her şeyin beni oluşturması. Ha, ben mesela ben Hasan, Okay değilim. Abdülbaki değilim. Osman değilim, doktor değilim ha. Yani ben olmayan her şeyin beni göstermesi gibidir. Cümle benim ama mantık Gafur abi. O son 15 gündür bana bunu anlatmaya çalışıyor. O da. Allah Allah. Çiziyor kağıda. Harun abi de biliyordur belki. Fesuban. Çiziyor kağıda bir şey, şekil. Bu diyor bunun haricindeki her şey diyor. Şekli çiziyor bu şekil değil diyor. Bunun haricindeki her şey bu şekilde. Ya deli ya. Yani değil. Değil. Yani o etrafındaki boşluk aslında bunu oluşturuyor. Hakikaten deli ya. 15 gündür ne zaman görse bana bunu anlatmaya çalışıyor. Fesubhanallah. Doktorum sana bir tane pil vereyim abim. Onu sök abim. Bunun arkasına tak. Eğer takılan bir tane şeyleri varsa saat dakika sayanın onu da eline düzelt. Ondan sonra ne acayip ya. Psikolojiyi anladık mı abi? Manyetik alan. Yani cehaletimizi örten ifade ve tanımlama yapamadığımızı ama neticeleriyle şahit olup da yapamadığım şey hep psikolojik diyoruz. Şimdi sen Ali gel Nur şeyi bana indir.